Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, harama helale dikkat etmek, ibadetleri vaktinde yapmak. Efendim, kısacası iyi bir Müslüman olabilmek için nasıl hareket etmek lazım? Şimdi efendim İslam alimlerinin tabii Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü vesselam hadis-i şeriflerini açıklayan nasihatları var. Evet. Her biri yani lazım ona şeyi söylemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da tek bir cümleyle özetlemiş. Şeyde bu Eyüp'te cenaze namazı kılınan bir yer var. Musalla. Eyüp Sultan Hazretleri. Eyüp Sultan Hazretleri Türbesinin hemen dışında oraya girmeden önce. Caminin kıble tarafı. Kıble tarafı. Caminin kıble tarafı. Dış kapıdan gereken hemen Avlu. sağ taraf. Avlu'da. Evet. Sağ, taraftan. tarafta. O kapının üzerinde bir hadis-i yazılı. Arabi olarak. Evet kün fit dünya ke garibin ev abiri sebil ve utte nefseki min eshabul Ne demek? Dünyada garip gibi ol veya yolcu gibi ol ya da kendini ölmüş say. Şimdi dünyada garip. Mesela diyelim ki hiçbir dil bilmiyorsun. Aldılar götürdüler seni. Nijerya'ya koydular. Bir sürü insan var. Dillerini bilmiyorum, örf adetlerini bilmiyorum bir şey. Yedikleri içtikleri sana uymuyor. Uymuyor. Yiyecek içecek paran yok mesela. Garip bir vatandaşsın Yani. İşte ben var ya hiç işte falan diyebilir misin? Ben İstanbul'dayken kral gibiydim falan. <gülüyor> <gülüyor> Geçmez. Kimse <laughs> <laughs> Hatta deli derler ya. Bir garip deli gelmiş böyle falan filan diye. Deli derler. Veya yolcu gibi ol. Şurada bizim burada Yeşilköy Havaalanı var. Adam geldi mesela Japonya uçuyordu. Burada aktarma yaptı. İki saat dedi rötarı var. Adama gittik dedik ki şu Yeşilköy etrafında falan böyle villalar var. Sana bir tanesi satalım. Gittiler ya deli misin sen? İki saat karışım ben burada. Hediye edelim. Ne yapacağım arkadaş diyeceğim ya. İki saat. Zaten başladı işte bir saat 50 dakikaya düştü. Ne ben, yapayım ben? Ben gidiyorum arkadaş. Ben gidiyorum. Evet. Ben gidiyorum. dolayısıyla evet, ne yapsın? Yolcu gibi. Yahut da buyuruyorlar kendini ölü gibi kabul et. Ölüye ne lazım? <laughs> Hiçbir şey. E şimdi kendini böyle kabul eden bir kimse bir kimseden e, hani din büyükleri buyuruyorlar ki ölü kimseyle kavga etmez, ölü kimseyle münakaşa etmez, ölü kimseyle aynı şekilde kimsenin aynı şekilde etlisinde, sütlüsünde, tatlısında, malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözü olmaz, gıybet etmez, haram yemez, haram demez ölü ölü gibi olunca kendini orada kabul edince kimseye zarar vermezsin. Kimse e, kimseye zarar vermeyen kimse herkes tarafından da sevilir. Öyle olunca ne olur? i̇yi bir insan olursun tabii. Ki. İyi bir insan olursun. Seyyid İbrahim de Suki Hazretleri ömrünün son günlerinde talebelere hitaben ey evlatlarım ömrünüz her geçen gün azalmakta, eceliniz yaklaşmakta. Bir gün bu üzerinde yaşadığınız dünya dürülecek, kıyamet kopacak. Her gün amel defterinizi hayırlı işlerle doldurmaya bakınız. Böyle yapanlara müjdeler olsun. Amel defterlerini yasaklardan kaçmayarak günahlarla dolduranlara da yazıklar olsun. Vakitlerinizi israf etmeyiniz. Zamanlarınızı boşa geçirmeyip değerlendiriniz. Yoksa pişman olursunuz. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız helal değinliğiniz ve Müslüman kardeşlerin hakkında yersiz söz söylemekten dilinizi tutunuz. E bakıyorsun şimdi İbrahim Resulki Hazretleri böyle nasihat etmiş. Bakıyorsun başka bir zat da buna benzer nasihat etmiş. Yani hep birbirlerine en, e, benzer Benziyor. şeyler söylemişler. Yani. Mesela Atay Horasani Hazretleri hep iyilik yapın. Zira yapılan iyilikler işlere kötülükleri yok eder. Sonunda dünyadan ayrılacağınız için kendinizi ondan ayrılmış kabul ediniz. Bir gün mutlaka tadacağınız için ölümü tatmış gibi olunuz. O halde şimdi kendinizi oraya gidip yerleşmiş tasavvur ediniz diye devam ediyor nasihatında. Anlattıkları şeyler hep aynı. Aynı noktaya doğru götürüyor. Aynı noktaya götürüyor. Muhammed Hadimi hazretleri de Ömrünü faydalı şeylerde harca. Mala yani şeylerde zayi etme. Şu hadisi kusiye sarıl. Ey dünya! Bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster. Kim dünyaya tabi olursa felah bulamaz. Sermayeni e, seni zillete düşürecek amellere harcama. Resulullah Efendimizin şu hadisini düşün. Dünya için dünyada kalacağınız kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağınıza göre çalış. allah Teala'ya muhtaç olduğunuz kadar itaat edin. Cehenneme dayanabileceğiniz kadar günah işleyin. Dilediğin gibi yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğini sev, muhakkak ayrılacaksın. Ve Peygamber Efendimiz şu hadisinde dikkat et. Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol. Ol o halde ömrünü boş şeylerle zayi etme buyuruyor. Üç eşya beş yakın aynı şeyleri söylüyorlar. İmam-ı Gazali Hazretleri de nefsine hitaben ey nefsim. Ecel sana yaklaşmakta. Cennet ve cehennemden biri seni beklemekte. Ecelinin bugün gelmeyeceği ne malum? Bugün gelmezse bir gün elbette gelecek. Başına gelecek şeyi geldi bil. Çünkü ölüm kimseye vakit tayin etmemiş. Gece veya gündüz, çabuk veya geç, yazın veya kışın gelirim dememiştir. Herkese ansızın gelir ve hiç ummadığı bir zamanda gelir. Peki bunlar niye yazmışlar bunlar? Niye anlatıyorlar? İnsan bunları okuyunca, eriye bir dakika, bunun sonu var. Ölüm var. Ölümden sonra da benim söylediğim, gördüğüm, dinlediğim, yaptığım, ettiğim, yediğim, içtiğim ne varsa hepimizin önüne koyacak. Bunun hesabı var. Hesabı var. E Ben niye münakaş ediyorum? Niye kavga ediyorum? Niye sövüyorum? Niye bağırıyorum? Niye geçimsizlik yapıyorum? Niye evde huzursuzluk yapıyorum? Benim elimden, dilimden insanların çektiğine Ben ne biçim insanım? Ne biçim varlığım? Demeye başlar. Başlar aynı şekilde kimi kırdı, döktüyse onlarla el Evet. Ve ondan sonra bu kimse artık Halim Selim bir kimse olur. Bize o zaman daha TGRT falan yoktu. Türkiye Gazetesi Cağaloğlu'daydık. Bir mektup gelmişti. Dedi ki sizin dedi bir dedi reklamlarınız vardı. Bir zamanlar Türkiye Gazetesi ile alakalı olarak huzur veren gazete diye. Ben de bakardım dedi. Sultan Ahmet'te görürdüm dedi. Ondan sonra şeyde görürdüm. Beyazıt dedi. Ben de Dikedik Paşa'da oturuyorum dedi. Her gün dedi Beyazıt'a çıktığım zaman görürdüm o şeyinizi, reklamınızı dedi. Ya gazeten huzur, huzur, huzur verenim oğlu falan diye. Neyse bir gün aldım dedi. Böyle karıştırıyorum falan derken dedi. Orta sayfaya gelmiş. Bizim sayfa, dini sayfanın. Orada menkıbeler varmış. Onlar okunca hoşuna gitmiş. Sayfanın tamamını okumuş. Ertesi gün erkenden gittim bir daha aldım diyor. Bir daha okudum. Baktım olmayacak diyor. Sizin dağıtıcınız vardı. Onu tembih ettim diyor. O her gün getirmeye başladı. Fakat bir hafta on gün falan deyince dedi. Ya, o sabah geliyor. Erkenden veriyorum dedi. Demiş arkadaşım kitaplar yok mu? Kitap diyorsunuz. Demiş abi sen yeter ki iste. Getirmiş setleriyle beraber kitapları. Ben diyor o kitapları okudum. Ben diyor daha önce evet diyor gelirken öksürürüm. Ceketim omuzunda, ceketim yere düşmez diyor. Hanım ayakta beklerdi diyor. Şeye çıktığım zaman diyor, Beyazıt'a çıktığım zaman diyor, omuz vura vura diyor, açardım yolları diyor. Şimdi arkadaş diyor, böyle diyor, anahtar cebimde, gece eve geç gidersem diyor, hanımı uyandırmayayım, kul hakkı geçecek diye diyor, sessiz sessiz giriyorum. Beyazıt'a çıktığım zaman da diyor, böyle yan yan yürüyorum diyor, ona bunu aynı şekilde vurup da kul hakkına girmeyeyim diye. Ne değiştirdim onu? Meryem Hüsnü'ne talimlerin kitaplarını okuyarak iman kalbe girdi, o değiştirdi onu. O değiştirdi. Yoksa birisi, ya öyle yapma ya şöyle yapana Değil. İslam alimlerin kitaplarını okuyunca insan kendi kendine idrak etmeye başlar. İmam Gazali Hazretleri okuyunca kendi kendine idrak e, e, şey yapmaya başlar, söyleyiver, düzeltmeye, düzeltmeye başla, başlar. Kendini. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyler yapan kimsedir buyuruyor. E, dolayısıyla bu kimse artık böyle düşünmeye başlıyor, böyle düşünmeye başlıyor. Ve mesela, ee, Hüseyin Hilmi Efendi tam İmna kitabını hazırlayan zat mesela o Saadet Ebedi'ye bazı beytler koyuyor. Sık sık koyduğu beyitlerden bir tanesi de mala mülke olma mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yer eser gibi. Bugün genel müdürsün. Bugün aynı şekilde ekranlarda konuşuyorsun. Bugün çok malın mülkün var villalarda oturuyorsun. Bir muhalif rüzgar villaları götürür. Senin aynı şekilde diline bir şey olur. Ekranlara çıkamazsın dizlerine bir şey olur yürüyemezsin. Ne mal kalır ne mülk kalır ne beden kalır. Güvenme malına bir kıvılcım yeter. Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter. Değil mi? O kadar. Değil mi? Yani. Dolayısıyla e, ehl-i sünnet bunlar, bunların hepsini anlatmışlar ve ya, yazmışlar. Kitaplarına geçirmişler. E bunlar okuyan bir kimse, bunlar okuyan, idrak eden, anlayan bir kimse kendisine çek verir. on sonra da hani başlangıçta sorduğunuz nasıl güzel bir insan olur? Ha i̇şte o zaman Böyle o, benim, olur. <laughs> bu şekilde olur. Peki efendim. çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala Musa aleyhisselama, asi olanın sözünün ağırlığı, dünyadaki bütün kumların ağırlığına eşittir buyurunca, Musa aleyhisselam, Ya Rabbi bu asi kimdir dedi. Allahü Teala ana babasının sözünü dinlemeyendir buyurdu. Allah 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 kelim Allah, Allah 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 rahim Allah La La ilahe illallah dertlerimiz dermanı, tenlerimizin canı, canlarımız cana. Pas and Tam ilmihal saadet-i ebediyye talip sadık olan insan demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusu ile yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabr ve affeder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz, kimseyle münakaşa etmez bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı Kiram'ın hepsini radiyallahu teala anhum ecmaîn diyerek iyi bilir. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Şimdi böyle hakiki talip kalmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek Allah'ın Resulünü sallallahu teala aleyhi ve sellem sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisiyle, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz birinin daha yüksek daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime ile ve hadis-i şerif ile ve sahabe-i kiramın söz birliği ile bildirmeleriyle anlaşılır muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır aşk sahibi mazurdur İmamı Rabbani Kuddise Bir gence mektubunda buyurdu ki, Evladım, seni bu doğru yoldan ayırmasın Allah'ım. Ey oğlum, sana pek çok lütfedip Hak Teâlâ, şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Şimdi bilmiyorum ki, nefis ile şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların, arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol. Arkadaşlar uygunsuz. Nefsin arzularını yapmak kolay ve ucuz. Ey oğlum! Benim sana diyeceğim tek şudur. Körpeciksin. yolunda da begayet korkuludur. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır haram ve günahlara hiç uzanmamalıdır. Zira Cenab-ı Allah acıyıp bu kullara mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Helal olan sayısız şeyleri bırakarak onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak hakka karşı ne kadar büyük edepsizliktir. Ne derece bir inat, ne terbiyesizliktir. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günde genç birine şöyle etti nasihat. Ey oğlum, haram ile beslenirse bir beden hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Kazandığın maaşı helal ettirmemişsen nasıl cevap verirsin mahşerde Rabbine sen? Ey oğlum, bizler kuluz. Allah'ın emrindeyiz kendi emrine buyruk ve başıboş değiliz. Her istediğimizi yapamayız ki zinhar, zira sahibimizin bize emirleri var. Burada yaşamazsak, onun emirleriyle, mezarda pişmanlıktan başka şey geçmez ele. Ey oğlum! Gençlik çağı, kar ve kazanç vaktidir. Mert olan, bu zamanı iyi değerlendirir. İhtiyarlık zamanı herkese olmaz nasip. Olsa da vakit olmaz elverişli münasip. Vakit dahi bulunsa azalınca güç kuvvet yapılmaz gençlik gibi yarar iş ve ibadet. Oğlum nefsimiz için yaparız nice şeyler. Onlar hep sorulacak mahşerde birer birer. O gün günahlarımız konunca önümüze, nasıl mahcup oluruz o zaman Rabbimize? Hazırdır ve nazırdır elbette Cenabı Hak ve senin her işini görmektedir muhakkak. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Bunları bile bile haramları işlemek Müslümana yakışan bir hal olmasa gerek. İslam ahlakı İlmin ve alimlerin kıymeti Hadis-i şerifte Alimler arasında kıymet bulmak için ve cahillerle mücadele için ve her yerde meşhur olmak için din bilgisi öğrenen ilm adamı cennetin kokusunu bile duymayacaktır buyuruldu. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, mal toplamak ve bir mevki elde etmek ve hayvani arzularına kavuşmak için ilm öğrenen ve ilmiyle amel etmeyen kimse İslam alimi değildir. Diğer bir hadisi şerifte dünyalık ele geçirmek için ilm öğrenen dünyada mal ve mevki elde eder. Ahiretteki kazancı ancak cehennem ateşi olur. Böyle ilmin faydası yoktur böyle ilmden kaçmak lazımdır. Nitekim hadisi i şerifte, Ya Rabbi, beni faydasız ilmden koru buyuruldu. Bir Müslümanın öğrenmesi lazım olan bilgilere, İslam ilimleri denir. İslam ilimleri iki nevdir. Din bilgileri ve fen bilgileri. Her Müslüman erkeğin ve kadının, İslam bilgilerini öğrenmeleri farzdır. Hadisi i şerifi, Allahü Teala'nın rızasına uygun ilimleri öğrenmeyi emretmektedir. Hadisi şerifte, kıyamete yakın hakiki din bilgileri azalır. Cahil din adamları kendi görüşleriyle fetva vererek insanları doğru yoldan saptırırlar. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelir ki insanlar din adamından sokakta rastladıkları eşek ölüsünden kaçar gibi kaçarlar. Bu hal, insanların hallerinin bozuk, pis olacaklarına haber vermektedir. Çünkü ilme, Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat dünyaya tapınan ahmaklar, çocuk iken ana-baba terbiyesi almamış, mektebe gitmemiş, büyük yaşındayken de hakiki din aliminin sohbetinde bulunmakla veya Bunların kitaplarını okumakla şereflenememişlerdir. Dinlerinin noksan olması tehlikesinden korkmazlar ve hakiki din alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmezler. Bunların tek düşünceleri para, mal toplamak ve mevki elde etmektir. Helalden mi haramdan mı geldiğini hiç ayırt etmezler. Hakkı batıldan ayırmazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilmezler. Bir hadisi şerifte alime haksız olarak hakaret eden kimseyi Allahü Teala bütün insanlar arasında hakir rezil eder. Alime hürmet eden kimseyi Allahü Teala peygamberler gibi aziz eder, şereflendirir buyuruldu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'dan sesleniyorum. Üftade Tekke ve Dergahı, Üftade Hazretleri'nin Tekke ve Dergahı ile mescidini sizlere anlatmaya çalışacağız. Yapılış tarihi 1581. Yani Muhammed Üftade Hazretleri'nin vefatından 9 sene önce. Bu Deryah ve tekke sol elimin tarafında mescitte hemen yanımdaki bulunan yapıdır. İkisinin arasında geçiş var. Birbirlerine irtibatlıdır. Tekke ve dergahta öğrenci yetiştirilir. Efendim. Onun içerisinde kendinin mescit odası yok. Bu mescitte de namaz kılınır idi. Mescit bundan 4-5 sene önce epey tamire muhtaç bir haldeydi. Şimdi güzel bir hale getirilmiş. Onları sizlere ilerleyen dakikalarımızda göstermeye çalışacağız. Bu tekke ise çok harap bir haldeydi. Uzun seneler öyle kaldı. En son, en son kendi sülalesinden gelenlerden tamir ettirenler oldu burayı. En son Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı burada hem yolunu düzelterek eski yolu biraz böyle çift araba geçişine müsaade etmeyen dar yerleri vardı. Boğum boğum yerlerdi. Çöp arabaları dahi çöp toplamakta bu Uludağ'ın yamaçlarında zorluk çekiyordu. Belediye başkanlığı buraya kadar şehirden, Tahtakale civarından, Maksem civarından buraya kadar gelecek bir yol yapmış. Hakikaten iki arabada karşı karşıya gelince birbirini fazla beklemeden belki bir yerde iki yerde oluyor. Geri kalanı müsait bir hale gelmiş. Tabi arabanın büyüklüğü biri kamyon etse veya kamyonsa biraz daha zor oluyor. Buraya kadar geliniyor. Restorasyonu yapılmış. Açılışı yapılalı da bir haftayı daha doldurmamış. İlk çekimde bize nasip oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla davetleriyle geldik. Burada yapılanları sizlere göstermeye çalışacağız ki diğer belediyelerimizde kendi memleketlerinde bulunan böyle derya, tekke, zaviye, medrese gibi tarihi eserlere el kol olmak suretiyle çok şükür bugünkü maddi imkanlarımız az değil, bunlara yeter de artar bile Osmanlı'nın o nüfusunun az olduğu dönemlerdeki yaptırdığı yerleri biz şimdi haydi haydi tamir ederiz dememiz lazım. Burayı örnek alsınlar istiyoruz. Gelin şimdi bu restore edilen tekkeyi gezelim. Gezelim ama iki katlı burası dergah. Alt katında da teberrüket eşyası için yerler hazırlanıyor. Tabi oralar bitmiş, inşaatı tamam. Her şey çiçek gibi olmuş ama dergah eşyası, tarihi eşyalar, teberrüket eşyası olduğu için bunların herhangi bir ee, iyi niyetli olmayan kişi tarafından bir zarara uğratılmaması için bir emniyet sistemi kuruluyor, elektronik bir sistem kuruluyor. O safhaya gelmiş, ondan uğraşıyorlar. O yüzden biz size sadece yukarıdaki odaları, e, Üfta'de Hazretleri'nin ders verdiği, misafir kabul ettiği, kendisinin oturup e, kitap okuduğu, tetkikat yaptığı odaları efendim hamamını vesaire yerlerini inşallah birer birer göstermeye çalışacağız. Burada e, açıkta daha fazla söylemeyelim. Gidelim içeride geri kalanı kapalı mekanda sizlere sunalım efendim. Şu anda tekke ve dergahın içerisine girdik ilk odasındayız. Daha doğrusu mescide geçerken ilk odasındayız. Dışarıya çıkış için arkada başka bir koridor daha var. Bu odaya şimdi restorasyondan sonra pembe bir renk vermişler ve pembe oda demişler. Yani dergah ve tekkelerdeki baş odaya mimasil, ona benzer, ona yakın görevli olan bir yer. İşte çeşitli e, yüksek makam sahibi misafirler geldiğinde Şeyh Efendi onlarla burada görüşür imiş. Diyeceksiniz ki yani sıradan vatandaş gelince görüşmüyor da Şeyh Efendi madem ki niye ötekilerle böyle özel odalarda görüşüyor. Efendim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir harpte esirler ve esireler alınınca bunların içerisinde karşı tarafın komutanlarının yakınları, akrabaları, oğulları, kızları var mıdır diye sordurdular ve efendim vardır deyince buyurdular ki onlara kendi makam mevkilerine göre bulunun. Bir insan bir yüksek makam sahibiyken birdenbire hürken esir oluyor. Birçok şeyini kaybetmiş oluyor, hürriyete başta olmak üzere en mühim şeyi. E bu insan zaten düşeceğe kadar düşmüş. Bunu bir de oralarda seni hınzır esir oldun tek belersen edersen bu İslamiyet'in şiarına aykırı. Müslümanların şiarı bu değildir. Düşmüşe bir daha tekme vurmak değildir. Düşmüşü kaldırabilecekse ayağa kaldırmaktır. Dolayısıyla makam mevki sahiplerini gelin bakalım siz de şunlarla beraber karışın ortaya. Kaç kişi bu tevazuyu hazmedebilir efendim? Onun için bunu böyle diyelim. Buralarda yazılmış levhalar var efendim. Çok önemli bir hususu arz ediyorum şöyle her odasında da her koridorunda da bu levhaları göreceğiz efendim. Bu levhaların hepsi el yazması hattat işidir. Matbaadan çıkma değildir. Bu Bursa'da bir furya başlamış maşallah hoşuma gidiyor. Bütün camiler, dergahlar, tekkeler, türbelerdeki levhalar hızlı şekilde el yazması levhalarla değiştiriliyor. Ve tarihlerine bakıyorsun 1433 diyor. Yani geçen senenin veya iki sene öncenin tarihini koymuş oraya hattatı yazanı. El yazmasıdır, el işidir. Ee, yani orijinalidir bu. Ha bugün belki insanlar şöyle bakar geçer ya iki sene önce yazılmıştır ama yüz sene sonra ise bunlar değer ifade eder. Nice hattatlarımızın böyle hatıraları vardır ki bir vav harfiyle efendim bir insan müzayede de trilyoner olmuştur bir vav harfi o zamanın yazısıyla. Efendim doğmadan önce annesi bir rüya görür. İşte bir çocuklar dünyaya gelmiş ve çocuğu bir süt havuzunda yüzüyor böyle kulaç atıyor. Beyine söyler ya ben böyle bir şey gördüm yani herhalde bir oğlumuz olacak ama bu ne alamettir der ki hanım bu evladımız inşallah dini İslam'a çok büyük hizmetler edecek. Benim bu rüya tabirim böyledir der babası. Tahminini söyler yani tabir tahmin aynı şeylere gelir. Ve işte Mehmet Üftade Hazretleri birçok yerlerde tahsillerini yaptıktan sonra Bursa'da doğmuştu. Bursa'da da devam etti kendisi. Tabi babası ve annesi daha küçük yaştayken vefat etti. Babası bunu bir tüccarın yanına verdi. Her ne kadar böyle büyük bir insan olacağını müjdelese de doğduktan sonra aman dedi yani ileride kendisi bir meslek sahibi olsun. İpek tüccarın yanına verdi. Orada çocuk olarak çalışırken babası da vefat etti. Anne de vefat etmişti. Kaldı mı tek efendim? Hem evin ihtiyaçlarını görmek hem okumak beraber bir arada götürmek suretiyle büyük sıkıntılar ve çileler çekerek Muhammed İftihar'ı Hazretleri oldu. Tabii kendisine bu dine bağlılığından ve bu yolda çok çalışmasından dolayı fevkalade haller belirmeye başladı ve zaman geldi kendisi rüyada kendisine verilen makamları e, yok ben onu istemem gibi reddeder şekilde e, o rüyadan uyandı ve kendisine uyandığında dedi ki ah, ah bana verilen bu makamları keşke ben kazanabilseydim. Niye böyle bundan üftade oldum dedi. Yoksa adı üftade değil. Muhammed Muhyiddin üftadedir. Üftade olmak eline geçirdiği kıymetli bir şeyi kaybetmek. Eyvah eyvah diye dizini dövmek. Kendine onun için üftade demiştir. Ondan sonra da çeşitli medreselerde okudu ve 1490'da doğan bu zat 1580'de 90 yaşındayken Mimar Sinan gibi efendim. Mimar Sinan'la birebir yaşıt efendim. Şimdi hatırıma geldi bakın. Mimar Sinan'la birebir yaşıt. 90 yaşında vefat etti. Tabi burada birçok talebe yetiştirdi. Bu dergah zaten yetişmeye gelenlerin yeriydi. Dergah demek efendim medrese tahsili yapma fırsatını kaçırmış gerek maddi durumu dolayısıyla gerek yaşı dolayısıyla gerek işte köyde kentte başka yerlerde yaşaması dolayısıyla böyle merkezlerde, medrese olan yerlerde okuyamamış. Sonradan aklı başına gelmiş, okuma fırsatı bulmuş ama medreseye girememiş. Başka bir yolda eğitim, işte eğitim bu. Osmanlı'da her kesimden, kadın olsun, erkek olsun, yaşı ne olursa olsun, 90 olsun, 80 olsun, 50 olsun, 20 olsun, 15 olsun. Herkesin okuma arzu ettiği yerde okuyacak bir müessese bulması Osmanlı'ya has bir husustur. Senin vaktin geçti bitti artık. Tamam. Ölümü bekle sen bundan sonra. Ye, iç, çalış, bazı işlerde çalış ama ilerleme yok sana denmiyor. Onun için de Osmanlı tarihinde çok büyük alimler meydana geldi. İşte yani ana gitmiş, baba gitmiş. Pekala medreseye tahsil yaşına medreseye devam edebilmiş. Çünkü onun masrafını medresenin bağlı olduğu vakıflar karşılıyordu. Yediriyor, içiriyor, giydiriyor. Her masrafını görüyordu. Belki o vakıflardan onları evlendirenler bile oluyordu. Böylece Üftade Hazretleri de böyle garibanları kendi yanında yetiştirmek suretiyle yemesi içmesi de kurduğu vakfa bağlı olarak öyle devam etti. Şimdi bu odadan başka bir oda daha var. Oraya geçeceğiz efendim. Birkaç odayı böyle göreceğiz. Tabii bu kadar insanın yaşadığı yerde bir hamam, bir tuvalet, bir mutfak gibi yerlerin olması lazım. İki katlıdır bu Üftad Hazretleri'nin tekkesi, dergahı. Efendim o biz ikinci katındayız. Mescide bağlanan katındayız. Ee, orada bir hamam odası var. O hamamı sizlere göstermek istiyorum. Geçiyorum içeriye. Tabii bugünkü mermerlerle yapılmış, çok harap olmuş bir yere ama hamam yeridir. Şuralardan, şu deliklerden çok önemli bu efendim. Aşağıda külhanda ısınan suya temas eden kazanın üst tarafından hava akımı gelirdi. İsli şey değil. İsli sıcaklık değil. Kazana temas ediyor kalorifer peteği gibi. Oradan bu hamam odasının içerisinde buralardan aşağıya geliyordu. Böylece içeride yıkanan kimse buz gibi bir mekanda yıkanmamış oluyor idi. Geçelim buradan efendim. Efendim arka tarafımda duvarda upuzun gördüğünüz dikdörtgen levha da bu el yazması levhalardandır. Ve çekimimiz esnasında da sizin duvarlarda veya başka yerlerde göreceğiniz asılı levhalar varsa bunların hepsi de bu Mehmet Şevki Efendi kalem güzeli denilen meşhur hattatın bıraktığı dergahtaki bugünün usta hattatları zaten bir hocaları var. Hoca habire adam yetiştiriyor o usta hattat e, bey kardeşimiz yazdığı gibi ki orada da çekim yapıp sizi kendisiyle tanıştıracağız inşallah. E, onun yanındaki yardımcıların da yazdığı levhalardır bunların hepsi. E, birçok hayırseverler bunların çerçeveletme işleriyle uğraşıyorlar. Bunlara keselerinden masraflar ediyorlar. Ama ortadaki yazı tamamıyla birebir el işidir. Hand made diyorlar ya efendim şimdi. Çok e, meşhur tutuyorlar. Bir halı parçası bile olsa o el işi ise tamam. Ona 10 misli fiyat veriyoruz. Evet tekkeyi anlatacağız, dergahı anlatacağız ama süreyi kullanamadık. Zamanı bitirdik. Devam edeceğiz. Yani önümüzdeki programda da tekkeyi ve kalan mescidini sizlere anlatmak üzere veda ediyorum. Hoşçakalınız efendim.